Sevgili seyirciler, özel röportaj programımızda farklı konu ve konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Kocaeli Kaya Genel Müdürü Sayın Atalay Kaya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atalay Bey, sektörle başlayalım isterseniz. Otomotiv sektörünü masaya yatıralım. Sektör şu anda ne durumda? Sektöre bakış açınız nedir? Neler söyleyeceksiniz? Otomotiv sektörü son yılların bu küresel krizlerden dolayı nasibini almış sektörlerden biri. Şu anda tüm dünyaya baktığımız zaman yaşanan, özellikle Avrupa'da yaşanan krizin etkilerini çok yoğunca yaşıyoruz. Biliyorsunuz Kocaeli aynı zamanda otomotiv üretiminde Türkiye'de çok ciddi bir pay alan bir il. Avrupa'daki talebin düşmesiyle beraber burada üretimler de düştü. Aynı şekilde satış adetlerine de yansıyan bir grafik var. 2012 yılını otomotiv sektörü için çok parlak bir yıl olarak değerlendiremeyiz. Gayet adetler düşmüş durumda. Önümüzdeki yıl için iyi planlar yapıyoruz. Bu yılı hazırlık yılı olarak planlıyoruz. Önümüzdeki yıl için ciddi bir atılım bekleniyor otomotivde. Bu yıl pazar beklenenin geçen seneye göre %35 altında kapatıyor. %35. Bu nasıl rakam? Evet. Yani beklenen bir rakam mı yoksa? Şimdi aslında şöyle, beklenen bir rakamdı. Son son 3 aydır iyi bir ivme yakalandı. Bu ivmeden dolayı insanlar umutlandı. Evet. Adetler %35'i bulmayacak gibi falan düşünüldü. Ancak bugün gelen bir yine yeni bir haber var bana. Ulaşan habere göre bazı markalar şu anda hedeflerini %7 oranında düşürmüş durumdalar. Düşürdüler. Evet. Yani yıl sonu hedeflerini düşürdüler. Bu şu demek, beklenen hareketlik, beklenen showroom trafiği şu anda plazalarda yok demek. Bu tabii kendi sektör içerisinde kendi gruplara göre, segmentlere göre de ayrılabiliyor. Ticari segment, işte iş makineleri falan olabiliyor, motorlu araçlar olarak değerlendirirsek. Onun dışında binek otomobil pazarı ve toplu filo satışları olarak değerlendirilebilir. Şu anda herkes bu ay, yani Kasım ayını kapatmış durumda, herkes aralığa odaklanmış durumda. Aralık ayında son bir hareketlikle pazarın daha iyi bir sonuç vermesini bekliyoruz. Evet. Beklentimiz bu yönde. ÖTV'de yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu sektöre nasıl yansıyor peki? ÖTV'de son dönemde yapılan artışlardan sonra ilk algı bizde, biliyorsunuz, Türk insanında böyle bir hemen tepki verme olayı vardır. İlk ÖTV artışına hemen tepki verdi. Sanki alımları durdurma yönünde bir tepki oldu bu. Ancak markalar da aynı şekilde hızlı, Türk halkını çok iyi bildikleri için Türk halkının verici tepkiye göre hemen hazırlık yaptılar ve ÖTV bizden kampanyaları başlattılar. Eylül ayında çıkmıştı. Eylül ayının sonundaki bir hafta boyunca ÖTV bizden kampanyası devam etti. Evet. Ondan sonraki ay gelecek fiyat farklarını da yansıtmadılar. Çünkü zaten yıl sonuna gelmişti. Yıl sonunda son 3 aylık döneme düzlüğe girildiğinde genelde yapılan gibi rakamları stabil tuttular. Zam yapmadılar. Ve şu anda aynı şekilde devam ediyor. ÖTV'ler %4'lük bir ÖTV, normalde standart bir C segmenti araçta yaklaşık 800-900 lira gibi fiyat farkı demek. Şimdi kampanya son 3 aylık dönemdeki indirimden nasibini alamamış oldu marka araç. Yani örnek veriyorum, 3000 lira indirim olacağına 900 lira sonra gittiği için, işte örnek veriyorum, 2100 lira indirim yapılabildi. Şu anda Kasım ve Aralık'ta yine o aynı indirimle devam ediyor. Ama ÖTV çok etkilemiş midir? Etkilemedi yani. Araç sayısında, yani satışlar herhangi bir etkisi olmadı. Ya zaten beklenen adetlerde gidiyoruz. Yani hedefler, daha önceden planlanan hedefler şu anda tutarak devam ediyor. Peki bu ikinci el piyasası nasıl etkiliyor sizce ÖTV, sıfır otomobil alışverişi? Normal şartlarda şimdi ÖTV'deki fark %4 olunca, yani 50 bin liralık bir arabada yaklaşık 8-9 liralık bir fark olunca insanların veya bayilerin veya distribütörlerin karşılayamayacağı oranlar değil bunlar. Bunlar karşılanabilir olduğu için şu anda ciddi bir satış adetine etkisi olmadı. Dolayısıyla ikinci el piyasasında da bir artış veya bir düşüş söz konusu değil şu an için. Ancak toplumda araç artık tamamen bir ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla toplum araç talebini, araç ihtiyacını karşılamak üzere odaklanıyor. Her
evde kesinlikle bir araç kesinlikle ihtiyaç. Evet. Ve insanlar aldıkları araçlarla ilgili sorun yaşamak istemiyorlar. Yani zaman kayıpları yaşamak istemiyorlar. İhtiyaçtan dolayı araç alıyorlar ve aldıkları araçla ilgili işte servise tamirciye gitmek, servise gitmek istemiyorlar problemlerden dolayı. Rutin bakımlar dışında dışarı gitmek istemedikleri için de aldıkları aracın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede kaliteli ve sorunsuz olmasını tercih ediyorlar. İkinci elde de o anlamda satışlar aynı şekilde devam ediyor. Sıfırda da devam ediyor. Bu şekilde evet. Devam ediyoruz. Abi. Peki Kocaeli'deki satışlar nasıl efendim? Kocaeli'deki satışlar, araç satışları, ikinci el veya sıfır otomobil piyasası? Şimdi Kocaeli Türkiye'de satılan otomobilin aldığı pay, Kocaeli olarak aldığı pay neyse önceki yıllarda bu yıl farklısını almadı. Aynı oranda payını aldı. Kocaeli'de biz Toyota bayiliği yapan bir firma olarak Kocaeli'de Türkiye'nin %3.3'ünü alıyoruz. 3.3 gibi bir oran aslında iyi sayılabilecek bir oran. Evet, genel hani, baktığımızda. Evet, 3.3 oranını aldığımızda yani alamayan birçok büyük şehrin bu oranı almadığını düşünürsek alt sayılır bir payımız var. Dolayısıyla bu Kocaeli için baktığımız zaman adetlerimiz düşük değil, kesinlikle değil. Evet. Kişi başına gelirin böyle bu denli yüksek olduğu bir ilde de daha düşük oranları zaten beklemiyoruz. Evet. Peki vatandaş araç alırken en fazla sizin Kocaeli'ye geldiğinde nasıl karşılıyor? En fazla nelere dikkat ediyor vatandaş veya sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya şimdi otomotivde müşteri ilişkileri dediğimiz bir kavram var. Evet. Bunu Customer Relationship Management olarak adlandırdığımız CRM programlarıyla müşteri takipleri yapıyoruz. Müşterinin beklentilerini çok iyi analiz etmek gerekiyor öncelikle. Toplumlara göre beklentiler değişebiliyor. Örnek veriyorum McDonald's'ın marka söylemem çok doğru mu bilmiyorum ama işte çıkarttığı bir baharatlı burgeri işte İngiltere'de satmanız mümkün değil. Dolayısıyla evet. Toplumların beklentileri nazarında bir yapı oluşturmanız gerekiyor. Biz de bu anlamda Kocaeli'de yaşayan insanların beklentilerini iyi analiz etmek istiyoruz. Bir İstanbul gibi değil Kocaeli. Kocaeli biraz daha esnaflık bekleyen bir il. Evet, biraz daha sıcak ilişkiler gerekiyor. İlişki bekliyor. Müşteri ilişkilerini o anlamda yönlendiriyoruz. Dolayısıyla müşteri analizini iyi yaptıktan sonra, müşteri beklentilerini ve gereksinimlerini iyi analiz ettikten sonra yapınızı ona göre kuruyorsunuz ve onu sunuyorsunuz müşteriye. Müşterinin beklentileri nedir diye soru bu şekildeydi. Müşteri tam olarak bizden aslında ne bekliyor? Bizden kendileriyle ilgilenmesi bekleniyor. Evet. Dediğim gibi sıcak ilişki sıcak bekliyor. Ilişki, detaylı bilgi bekliyor. Karşısına çıkabilecek her türlü alternatifin daha önce onlar adına düşünülmesini bekliyor. Evet. Bakın çok enteresan bir şey. Müşteri kredi alacaksa, kredi aldığında, yarın problem yaşadığında karşısına çıkabilecek sorunların hepsini önceden görmek istiyor. Şayet bu tarz bir analiz yapıp bunları sunabiliyorsanız otomatik olarak müşterinle farklı bir diyaloğa giriyorsunuz. Farklı bir iletişim kurmuş oluyorsunuz. Evet. Bu ve buna benzer diyaloglar sayesinde de müşterinin güveni alıyorsunuz. Müşterinin bağlılığını alıyorsunuz. Bu da size satış olarak dönüyor. Satış sonrasında yine müşteri olan ilişkileriniz devam ediyor değil mi? Şimdi ya dediğim gibi bu aslında çok komplike bir konu. Yani müşterinin sadece alım aşamasındaki şeyini değil, arabayı alırken olan ilişkiyle arabayı satmak adına değil bir ilişkiniz. Evet, uzun soluklu bir ilişki kurmak durumundasınız. Arabayı aldıktan sonra düzenli bakımlara gelecek. Yani hani Allah göstermiştir ama sonuçta bu araba kaza yapacak. Evet. Kaza yaptıktan sonra onların için gelecek. Bu tarz taleplerin hepsini karşılık verebilecek bir yapınız onun olması gerekiyor. Müşterinin gereksinimlerinin tamamını sizinle olan ilişkisinin tamamı için düşünmeniz lazım. Bu süreci tamamen birebir örtüştürmeniz lazım. Şayet bunu becerebiliyorsanız ve yapabiliyorsanız o zaman etkin bir sonuç alıyorsunuz. Yani müşteri hiçbir şekilde sistem bağlılığını kopartmıyor ve devamlı sirkülasyon olan bir yapı içerisine giriyorsunuz. Bir de şeffaf iletişim çok önemli. Müşterinin hani biraz önce söylediğim gibi karşısına çıkabilecek tüm sorunları daha önceden söylemek gibi güzellikleri de paylaşmak lazım. Zaman zaman biz araba satışında yani çok doğru veya değil, etik veya değil bilemiyorum ama biz karlılığımızı bile paylaşıyoruz. Diyoruz ki bu kadar bu oranda bir kar marjıyla size arabayı satıyoruz falan. Eskiden çok farklıydı. Eskiden
araba satarken insanları çok fazlaca böyle ikna etmeye çalışmak veya uğraşmak gerek yoktu. Çünkü evet. ülke amaçları biraz daha farklıymış. Tabii biz ikinci nesil olarak şu anda devam ediyoruz bu işe. Daha önce babam yapıyordu bu işi. Şu anda yapı biraz daha farklı olduğu için karlılığımız düşükken bunu da inandırmak falan çok zor evet. olacağı için dolayısıyla böyle bir yapı tercih ediyorsunuz. Şeffaf bir iletişimle müşterinin güvenini kazanıyoruz. O güveni de gerçekten samimi duygularla veriyoruz. Yani biz de zaten hani parasını alalım bir daha işimiz olmasın demiyoruz. Dolayısıyla o ilişkiyi kurduktan sonra satış sonrasında da aynı hizmeti, aynı güveni, aynı ilişkiyi kurmaya devam etmeye çalışmanız. Bizim mahalle zaten Kocaeli'de bilinen bir marka yani. İlçelerde Kocaeli markasını görebiliyoruz araçlarda. Bu manada tabii ki önemli söylemiş olduğunuz sözler. Peki test sürüşleri söz konusu. Yani araç alırken vatandaş öncelikle bir test edip arabayı denemek istiyor. Bu manada nasıl bir müşteri ilişkileriniz oldu? Şimdi müşterilere özellikle bizim zorla zaman zaman müşterilere zorla yaptığımız bir şey bu. Evet. Hani üşengeçlik oluyor veya işte ben daha önce biliyorum, daha önce kullanmıştım evet, evet. diyenler oluyor. Ama biz bunu çok şiddetle tavsiye ediyoruz ve savunuyoruz. Bize göre her müşteri aracı almadan önce kesinlikle test etmeli, kullanmalı. Daha önce duyduğu duyguları duyabildiğini görmeli. Eğer güzelse duygular veya olumsuz duygular, düşünceler varsa onu tekrar yaşayabilmeli. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri sürüşteki ergonomi, işte güvenlik unsurları, işte fren mesafeleri, tabii evet. test sürüş anında bunları deneyebiliyor veya soru sorarak bu bilgileri alabiliyor. Test sürüş için hemen hemen her modelden aracımız mevcut plazada. Dolayısıyla müşterilerin bu araçları kullanması da bizim için markamızı ifade etmekte daha böyle bir rahatlık oluyor. Bizim anlattıklarımızın dışında anlattıklarımızı görsel olarak kullanarak da görmüş oluyor. Biraz da markanın özgüveninden kaynaklanıyor. Evet. Test sürüşlerin üzerinde durmanız gerekiyor. Tabii yani marka artık belli bir şeyleri aşmış durumda olduğu için dünyada belli bir sıraya gelmiş. Evet. Yani belli bir sıra dediğimiz biliyorsunuz dünyada birinci sıraya oturmuştu. Uzun bir süre birinci evet. sıraydı. GM markasıyla böyle birinci, ikinci devamlı gidip geliyor. Böyle bir durumda. Ama yani kendisini diğer markalardan çok ayrı bir yere koyduğu alanlar var. Yani çok etkin olduğu bir hibrit konusu var. Evet. Mesela dünyada bugüne kadar Toyota olarak 4.6 milyon adet hibrit otomobil satılmış. Bakın Toyota'nın sattığı, dünyada sattığı hibrit otomobil sayısı 4.6 milyon. Biz biliyorsunuz Prius olarak satıyorduk. Şimdi yarısı hibritleri satmaya başladık. Şimdi 4.6 milyon adet satılan bir markanın hibrit satılırken rakibi olan markalardan birçoğu daha henüz hibrit otomobile geçmemiş. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir markadan bahsettiğiniz zaman dolayısıyla o özgüven, o marka evet. gelsinler, test etsinler veya zorla test ettirme gibi unsurları otomatik olarak kullanmak durumunda kalıyoruz. Evet. Peki Toyota Ar-Ge ve inovasyon noktasında ne gibi çalışmalar yapıyor? Dünya ve Avrupa ölçeğinde neler söyleyecek? Ya şunu net olarak söyleyebilirim. Toyota'nın dünyada araştırma ve geliştirmeye harcadığı bütçe zannediyorum Türkiye bütçesinin herhalde iki katı falandır. Yani zannetmekten öteye gideyim. Türkiye bütçesinden evet. fazla olduğunu kesin söyleyebilirim. Evet. Kesin. Korkunç bir yapıları var. Toyota'nın Japonya'da Toyota City olarak adlandırdıkları bir şehirde şehir, bir yapısı evet. var. Evet. Biz burada zaman zaman işte çok basit işte park sensörlerini, işte bazı donanımları, bazı aksesuarları konuşurken Japonya'ya yapılan ziyaretlerden aldığımız geri dönüşümlerden şunu söyleyebiliyorum ki işte yine bizim CEO'muzun geçen toplantıda söylediği bir bilgi vardı. Verdiği bilgi vardı. Alaeddin Bozkurt Bey'in. Toyota City'nin orta bölümünde bir yerde dev bir akvaryum tespit ettik dedi. Direkt yaklaşımımız ya ne güzel kocaman bir akvaryum var burada. İşte doğa dostu, çevre dostu Toyota falan filan gibi algıladık dedi. Daha sonra konuşmaya başladığımızda aslında bir deneyim ürünü olarak orada o akvaryumun bulunduğunu söylediler dedi. Bunu da ne deney olduğunu sorguladıklarında şunu tespit etmiş Ali Bey. Bütün balıklar, yüzlerce balık var akvaryumda, dev bir akvaryum var. Yüzlerce balık var içeride ve hiçbir birbirine çarpmadan yüzüyor. Biz de bu şekilde birbirine çarpmadan hareket edebilen taşıtlar yapabilir miyiz'in peşindeyiz.
Onu araştırıyoruz demişler. Tabii işte Toyota'nın dünyada artık geldiği nokta bu. Yani birbirine çarpmadan trafikte rahatça gezebilen arabalar üretmek. Bununla ilgili de konsept birkaç araba üretmiş durumda zaten. Yani internetten falan incelediğinizde bakabiliyorsunuz. Evet. Toyota'nın V diye bir modeli var. Future Concept diye geçiyor. Evet. İşte gelecek konseptleri. Bu araçları artık Toyota üretiyor. Hem teknolojik anlamda dünyayla entegre gidiyor. Evet. Hem de hiç yakın tarihte gelmesi için teknolojinin maliyetini düşürmeye çalışıyor. Dolayısıyla zamandan biraz da önce gitmiş oluyor aslında Toyota. Dolayısıyla Ar-Ge için yapılan çalışmaların boşa gitmediğini de oradan görüyoruz ve anlıyoruz. Peki Kocaeli Kaya ne gibi projeler yapıyor Kocaeli'de özellikle? Kocaeli Kaya'da yine benzer çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle sizin ben araştırmacı yönünüzü bildiğim için soruyorum. Önemli konular bunlar. Şimdi ya bizim yapımızda biraz şöyle bir durum var. Biz bu yani dışarıda aldığımız çok fazlaca eğitim var. Evet. Aldığımız eğitimlerden edindiklerimizi veya işte bu işi iyi yapanlardan aldığımız örnekleri bir araya getiriyoruz ve kendi içimizde süreç iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını da uyguluyoruz. Yani yaptığımız çalışmanın sonucunda şöyle 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 yaparsak bu sonuçlara ulaşabiliriz diye bir süreç haritası çıkartıyoruz. Evet. Şirket olarak önce hedefimizi belirliyoruz. Bakın bu çok önemli bir konu aslında. Sadece bizim şirketimiz için değil, her şirkette olabilecek bir şey. Önce hedefimizi belirliyoruz, ana hedefi belirliyoruz. Ondan sonra alt hedeflerini koyuyoruz. Ondan sonra alt hedeflerin daha alt hedeflerini koyuyoruz. Ve bunlara tarif belirliyoruz. Diyoruz ki biz bu hedefe ulaşmak için buna ulaşmamız gerekiyor. Buna ulaşmak için de bu alt başlıkları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belirlediğimiz tarihlerde o hedeflere ulaşıp ulaşamadığımızı kontrol ediyoruz. Örnek veriyorum işte bu yılın sonu için ulaşmak istediğimiz bir satış hedefi varsa o satış hedefine ulaşmak için alt hedeflerde koyduğumuz işte aktivite planları varsa o tarihlerde o aktivite planlarını uyguladık mı diye kontrol ediyoruz. Uyguladıktan sonra aldığımız sonuçların bizim hedefimize bizi götürüp götürmediğini kontrol ediyoruz. Evet. Resmen süreç haritası çıkartıyoruz ve bu süreçlerin ne kadar uygulandığını takip ediyoruz. Bunun sonucunda da ana hedefimize ulaşamasak da ana hedefe yakın bir yerlerde kalıyoruz. Bu da neyi getiriyor biliyor musunuz? Başarıyı. Yani zaten hedefsiz bir şekilde günle kapandıysa ona giden bir yapı olmaktansa farklılık yaratan, daha önce kimse tarafından yapılmamış, ilk defa yapılabilecek veya standart olarak düşük maliyetle yapılabilecek alternatif her türlü aktiviteyi yapıyoruz. Mesela bunun örnekleri olarak 23 Ramazan şenliklerini yapıyoruz. Evet. Bu yıl başlattığımız Ramazan şenlikleri başlattık. İşte her Ramazan bir akşamımızı Toyota ile bütünleştirip artık Ramazan aylarının bir akşamını böyle yapacağız. Onun dışında çevre projeleri yapıyoruz. Duyarlılığımızı ön plana çıkartıyoruz. Ödül almıştınız yanılmıyorsam. Kocaeli, evet Kocaeli Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü'nde evet. bir ödül aldık. Bu örnek olma anlamında ve kendinizi motive etme anlamınız da çok önemli. Şu anda buna benzer çalışmalara yine devam ediyoruz. Çevre konusunda da olsun. Onun dışında satışta süreçleri geliştirme konusunda da çok farklı çalışmalarımız var. Sales Kaizen diye bir programı var. Toyota'nın Avrupa'da uyguladığı bir çalışma var. Avrupa'daki çalışmayı şu anda pilot bayi olarak Kocaeli'de biz üstlendik. Kocaeli bayisi olarak biz üstlendik. Türkiye'de biliyorsunuz 55 tane bayi, Toyota bayisi var. Ve bunlardan bir tanesi olarak bu Sales Kaizen'i çalışıyor olmak bizim için de bir gurur verici bir çalışma. Bu da şu anda 5,5 aydır çalışıyorduk. İşte tamamlandı. Şu anda Türkiye entegrasyonu yapılacak bu Sales Kaizen'in. Satış süreçlerinin analizi ve daha verimli çalışmasını sağlayan olağanüstü bir çalışma. İşte bunları yapıyoruz. Peki. Biraz da sanayici kimliğinizden yola çıkarak birkaç sorum olacak. Kocaeli Sanayi Odası üyesiniz. Aynı zamanda Genç Girişimciler Kulu Başkanısınız. Genç Girişimciler Kocaeli'de neler yapıyor? Ne gibi faaliyetleriniz var? Biraz da onlardan bahsedelim. Kocaeli Sanayi Odası'nda 20. Meslek Komitesi'nde Kaya Elektromekanik Teknik Yapı İnşaat diye bir firmamız var. Onu da evet. katıldım. Taahhüt işleri yapan, elektrik taahhüt yapan bir firmanın ortağıyım. O firmada yine aile şirketlerimizden biri olan bir firma. Evet. Taahhüt işleri yapıyoruz. Onun dışında pano imalatı yapıyoruz. Elektrik panoları imal ediyoruz ve özellikle panoları imal ediyoruz orada. Farklı sektörlerde yer alıyorsunuz. Yani. Evet yani sadece otomotiv sektöründe değil evet. farklı sektörlerde de iş yapıyoruz. Onun dışında bir de sigorta konusunda faaliyetimiz, yoğun bir şekilde evet. faaliyetimiz var. Sigorta ajanteliklerimiz var.
Kocaeli Sanayi Odası'ndaki meclis üyeliğimin dışında mecliste divan üyesiyim. Mecliste divanda katip üyeliği yapıyorum. Evet. Dolayısıyla oradaki pozisyonum itibariyle edindiğim tecrübelerin tamamını paylaşabileceğim farklı networkler, farklı ortamlar bulmaya çalışıyorum. Evet. Bunlardan biri olarak karşımıza Kocaeli Genç Girişimler Kurulu çıkmıştı. 2008 yılının sonunda kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı olan bu kurul, resmi bir kurul. Evet. Resmi kısmını ben şöyle adlandırıyorum. Bir tane hani araç satın alsak plakası siyah çıkıyor. O kadar resmi yani. Hani resmi kısmı bu şekilde ifade edilebilir. Hani daha çok böyle kurulan 5 kişinin bir araya gelip de kurabildiği derneklerden ziyade direkt resmi olarak kurulan bir kurul. Hatta işte 1 yıl önce eski başkanın istifasından sonra arkadaşlarımın da teveccühüyle başkan oldum. Evet. Önümüzdeki ay yine bir seçim var. Yani Aralık ayının ilk haftasında bir seçimimiz daha var. Yaklaşık 10 gün içerisinde. Daha sonra buradaki seçimden sonra da üst kurul seçimleri yapılacak. Üst kurul seçimleri de toplamda 7 bölgeden, 7 bölgenin başkanının gideceği seçimle üst kurul üyeliğine seçiliyor. Şu anki üst kurul başkanımız Ali Sabancı. Ve direkt bağlı olduğumuz başkan da Rıfat Hisarcıklıoğlu. Evet. Kocaeli Genç Girişimler Kurulu olarak neler yapıyoruz? Kocaeli Genç Girişimler Kurulu olarak aslında biz toplamda kendi içimizde ilk kurulduktan sonra hemen çok hızlı bir şekilde 4 tane grup kurduk. Evet. Bu gruplar kendi içerisinde eğitim ve danışmanlık grubu. Eğitim ve danışmanlık grubu neler yapar? Evet. İşte ilkokuldan üniversiteye her kademedeki öğrenciye girişimcilik üzerine eğitimler verir. Yani yaşadığımız tecrübeleri gittik, üniversitelerde, ilkokullarda, liselerde anlattık ve paylaştık. Bunun dışında üniversitede sağ olsunlar, yani üniversitede yönetim kadrosu, rektörler, rektör yardımcılarımız bu konuda çok duyarlılar. Onların da yardımıyla girişimcilik üzerine dersler koydurduk, seçmeli ders koydurduk. Koca Üniversitesi. Evet. Bu tarz çalışmalar yaparak girişimciliğin şeyde değil, hani belli bir yaştan sonra değil, büyüme çağında oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Girişimcilik, bu Genç Girişimler Kurulu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı olarak kuruldu falan dedim ama yani herkesin gidip de ben de girişimci olacağım diye girebildiği bir kurul değildi. Evet. 18 ile 40 yaş arası imza yetkisine sahip şirket ortağı veya şirket temsilcisi olan kişiler olabiliyordu sadece. Evet. Daha sonra Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden yapılan bir çalışmayla %10'luk da dışarıdan ildeki örnek olan toplum nezdindeki saygın kişiler de %10'luk bir katılımına dahil olabileceği yönünde bir yazı geldi. Evet. Dolayısıyla biz Genç Girişimler Kurulu'na hemen bu böyle bilginin ardından ildeki aynen tarife uygun olarak ilde temsili olan sivil toplumlarda, evet, sivil toplum başkanı olabilir, üniversitede akademik kariyeri olan hocalar olabilir gibi öyle isimlerden de hatta öğrencilerden bile, yani bazı kulüplerin başkanlarını da aramıza almak kaydıyla Genç Girişimler Kurulu'nun yapısında değiştirdik. Şu anda sayımız da 250 bu arada. Kocaeli Genç Girişimler Kurulu'nun sayısı 250. Şimdi eğitim ve danışmanlık grubu olarak eğitim planları yaptık. Dışişler çalışma grubu olarak yurt dışında çok fazla sayıda ziyaret yaptık. Yurt dışından da heyetler ağırladık. Yani düşünün ki Pakistan'dan heyet ağırlamaya kadar yaptık. Kosova'ya gittik, Makedonya'ya gittik, Bosna Hersek'e gittik. Onun dışında sektörler içerisinde otomobil fuarlarına, makine fuarlarına gittik. Buradan kuruldan üyeler götürdük. Hatta 20 Aralık'ta İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'da, Barcelona'da yine Avrupa Birliği İş Geçme Merkezi, AVGEB'in düzenlediği bir ikili iş görüşmelerinde olacağı evet. Bir Genç Girişimler Kurulu şey yapıyoruz, programı yapıyoruz. Bu programa aynı zamanda Düzce Genç Girişimler Kurulu ve Yalova Genç Girişimler Kurulu da katılım gösteriyor. Hatta ilimizdeki Kadın Girişimciler Kurulu da katılıyor. Böyle bir heyet yapıyoruz. Dışişler Çalışma Grubu da buna benzer çalışmalar yapıyor. Onun dışında Araştırma ve İş Geliştirme Grubumuz var. Bu Araştırma İş ve İş Geliştirme Grubumuz bu grupta ilde eksikliğini görülen herhangi bir konuda yatırım olabilir, istihdama yönelik olabilir. Eksikliği görülen konularda araştırma yapıp bu konularda bazı aksiyonlar planlıyor.
Yani daha sonra da geliştirme yapıyor diyelim. Buna örnek olarak en son yaptığımız proje istihdam yönelik bir proje yaptık. Yine Avrupa Birliği İş Geçirme Merkezi'ni eğitim kurumu olarak belirledik. %50 istihdam garantili eğitim programları açtık. Genç Girişimler Kurulu üyesi arkadaşlar istihdam edecekleri personeli eğitime tabi tuttular. Eğitimin ardından İşkur'dan destek alarak, İşkur'un da desteğini alarak bir yapı oluşturduk ve istihdamlarını sağladık. Peki ve, ilgi nasıl oldu bu çalışmaya, projeye? İlgi çok fazlaydı. Yalnız biz dışarıdan almaktan ziyade istihdam garanti, biz kendi personelimizi kendimiz tercih etmek istedik. Dolayısıyla %50, yani toplamda örnek veriyorum 10 kişi talep eden bir sektör, 5'ini istihdam etmek zorunda kaldı. Ve bu istihdam ettiği personelin sigortalısı şu an 40 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Yani bu teşvik kapsamında olan bir çalışma. Aynı UMEM projesi vardı. UMEM projesinin biraz daha ticaret erbapları için yapılan modeli gibi düşünün. Böyle bir çalışmaya ön ayak olduk. Araştırdık ve İslam'a nasıl katkı sağlayabiliriz dedik ve böyle bir katkıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Bir de sosyal ilişkiler ve çalışma grubumuz var ki bu da bu kurulan network'ün birbirleriyle iletişimini sağlıyor. İşte siz de biliyorsunuz ki her insanların şu anda en çok tercih ettiği dernekçilik faaliyetlerini veya sosyal aktiviteleri yaptığı çalışmalar aslında kendilerinin bir çevre oluşturma talebinden dolayı kaynaklanıyor. Evet. Biz de dedik ki böyle bir talep var, böyle bir kurul kuruldu. Bu kuruldaki herkes birbirinin ne iş yaptığını, nasıl ticaretler yaptığını tanımalı ve bilmeli. Dolayısıyla sosyal ilişkiler grubu işte iş yeri ziyaretleri, kuruldaki üyeler arasında iş yeri ziyaretlerinden başlamak kaydıyla beraber sportif aktiviteler, işte top oynamak, işte paintball aktiviteleri gibi her türlü faaliyetleri planlayıp organize etti bugüne kadar. Bunun içerisinde yemek organizasyonları da dahil. Yani bu ikili ilişkiler, iş ilişkileri anlamında da önemli değil mi? Evet, tabii. Yani şu anda ciddi oranda birbiriyle ticaret yapan bir şeyimiz var, grubumuz var. Bütün arkadaşlar birbirleri ama ticaret yapıyor, ama yönlendirme yapıyor, müşteri yönlendirmesi yapıyor. Evet. Böyle bir sıcak ilişkimiz var. Evet, Asal abi, programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Son olarak ülke ekonomisine değinelim. Sanayici olarak ülke ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Durağın üstünde. Evet. Şimdi rating firmaları hani bir skorlama yapıyorlar. Evet. Durağan diyorlar, durağan üstü diyorlar, ilerlemesi hızlı diyorlar. Şu anda durağın üstünde gidiyoruz. Peki ne olur diye soru. Yani asıl soru burada şu anki durumdan çok yakın tarihte ve uzun vadede ne olacağı yönünde, evet, olmalı. Ben yakın planda, yani önümüzdeki 6 aylık projeksiyonda yavaş yavaş ivme kazanacağını düşünüyorum. İlerleme yönünde, hızlanma yönünde. Ben şöyle bir durum var. Türkiye'de borçlanma, özel sektör borçlanması artıyor. Evet. Bugün meclis toplantısında Hüseyin Çelik Bey'in yaptığı bir açıklama vardı. Yapı büyük olduğu için borç büyük gözüküyor. Aslında yapının büyüklüğünden dolayı borcumuz büyük. Yapımız daha küçük olsa borcumuz da otomatik olarak küçük olacaktı. Dolayısıyla ben ona paralel olarak, yani o fikre paralel olarak burada ekonominin iyi yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Büyümemiz ne kadar küçülse de, %8'lerden sonra, %9'lardan sonra 4'lere 5'lere düşse de genel anlamda dünyada yerimizi koruyabileceğimizi ve hatta biraz daha yukarıya taşıyabileceğimize inanıyorum. Hı. Dolayısıyla önümüzdeki 6 aylık süreçte çok da hızlı geçeceğine inandığım bir süreç bu. İvmelenme olur. Önümüzdeki senenin 6. ayından sonra bence ciddi bir hızlanma olur. Yani Türkiye'nin ekonomisi önümüzdeki 6 ayda %2,5-3 büyür. Ondan sonraki 6 ayda %7,5-8 büyür. Yani toplam ortalama yine 5'lere gelir ama Türkiye ekonomisi önümüzdeki sene %5,5-6 bence büyür. Peki bu Avrupa'daki resesyon Türkiye'ye yansıması nasıl oluyor sizce? Çok önemli bir kriz yaşanıyor Avrupa'da. Şimdi üretimle bağlantılı olarak, kapasiteleriyle bağlantılı olarak insanların borçları kendilerine büyük geliyor. Yani yine bugünkü şeyden, evet, de örnekle verebiliriz yani. Mesela
1000 lira bir geliri olan kişinin 10 bin lira borcu varsa 10 kat büyüklüğünde borcu olmuş evet. oluyor. Aynı şekilde 10 lira geliri olan kişinin 5 lira borcu varsa veya 10 lira borcu varsa hani şey kadar büyüklüğü kadar veya geliri kadar borcu var diyoruz. Hı. Avrupa'daki bazı ülkelerin gelirlerinden fazla giderleri var. Yani biraz daha tüketim ekonomisi baş gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa'nın tamamında bir kriz var diye adlandırmak doğru değil. Euro bölgesi olarak adlandırdığımız evet. bölgede bir kriz var. Ancak krizi fazlaca yaşayanlar az yaşayanlara ortalamasını düşürüyor. Mesela ben Almanya'da bir kriz ortamı olduğunu görmüyorum. Büyüme rakamları düşük kalabiliyor. Evet. Ancak büyüme rakamının küçük olması altyapı hazırlığı yapılmadığını göstermesin. Aynı şekilde ben evet. Kocaeli Kaya olarak bu yıl için büyüme rakamını küçük olarak gösterebiliyorum. Yani çok büyük değil benim bu yılki büyümem çok hızlı değil ve büyük değil. Ancak önümüzdeki yıla çok ciddi hazırlıklar yaptığım için aşağıda evet. altyapıda. Dolayısıyla önümüzdeki yılki büyümem daha fazla olacak ve bu yılın rahatlığı var. Evet yani buna kümülatif bakmak lazım. Biz evet. 2012 ve 2013 ne büyüdük diye bakacağız. Dolayısıyla planımızı bu şekilde planladığımız için, hedefimizi bu şekilde koyduğumuz evet. için 2012'deki büyümemizin %1 olması 2013 büyümemizin %10 olmasına engel değil. Dolayısıyla ortalaması ne olacak? %5,5'tan 6 büyüdük diyebileceğiz 2 yıllık projeksiyonda. Dolayısıyla Avrupa'yı da böyle değerlendirmek lazım. Her ülke Avrupa'da kötü durumda değil. Evet. Artık az önce söylediğim programımızın sonuna geliyoruz. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak son olarak gençlere neler tavsiye edersiniz? Onunla ilgili son cümlelerinizi alalım. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Evet. Şöyle bir örnek var. Yanımızda çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi üretim yapmak istiyor. Çok farklı bir sektörde, sektörü şimdi söylemeyeyim. Evet. Çok farklı bir sektörde üretim yapmak istiyor. Ben Genç Girişimler Kurulu Başkanı olarak kişinin yaptığımız eğitimlerde, yaptığım anlatımlarda iştahını kabartmışım anladığım kadarıyla. Hani evet. girişimcilik ne demek, nasıl girişimci olunur falan gibi. Bana girişimcilikle ilgili ben girişimci olmak istiyorum, böyle bir kafamda projeksiyonum var, bunu nasıl uygulayabilirim diye soru sordu. Ben de kendisine önümüzdeki ay Kocaeli Ticaret Odası sağ olsun İbrahim Başkanımızın da desteğiyle önümüzdeki bu ay yani Aralık ayı ve Ocak ayında iki tane girişimcilik sınıfı açıyoruz. Sınıf açacağımızı o sınıfta kendisine eğitim imkanı sağlayabileceğimizi söyledim. 72 saatlik bir girişimcilik eğitimi açılıyor. Düşünün ki kendi çalışanım yani yanımızda çalışan bir arkadaşı kendisine izin vermek suretiyle bir eğitime gönderip girişimci olması için teşvik ediyorum. Bu aslında kendi halk dilinde kendi ayağına sıkmak gibi bir şey oluyor. Evet. Ama burada girişimcilik neden önemli? Potansiyeli olan insanların bu tarz girişimlerde bulunması ilave istihdam demek. Yani bakın şu zihniyeti yani tüm halka özellikle vatandaşlara özellikle temin ediyorum ve tavsiyede bulunuyorum. Toplumda fayda gösterebilecek her birey toplumun gelişimi için çok önemlidir. Dolayısıyla bizde değilse bile dışarı fayda sağlayabileceğine inandığımız biri varsa bizim burada bulunurken, bizim çatımızın altında çalışırken o eğitimleri ve donanımlara sahip olabilirse dışarıda başka bir yere gittiği zaman orada katkı sağlayacak ve toplumu bir yere taşıyacaktır. Şirketin başarısı oluyor zaten dolayısıyla. Yani şirketin de başarısı oluyor, toplumun da başarısı oluyor. Daha hızlı bir gelişimin sağlanması ancak eğitimli, gelecek planları kurabilen, hedefleri olan toplumlarla mümkün olabiliyor. Dolayısıyla toplumun bu anlamda ciddi bir şekilde yönlendirilmesi lazım. Ben de seve seve bana başvuruda bulunan, bana gelen herkesi çok net bir şekilde doğru bilgilerle yönlendirebiliyorum. Bu anlamda kurulumuz dışarıdan gelen bu tarz talepleri yönlendirme yaparak eğitimi alabiliyor veya bilgi verebiliyor. Peki. Atalay Bey'e teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Peki. Sevgili seyirciler, bugünkü özel röportaj konuğumuz Kocaeli Kaya Genel Müdürü Sayın Atalay Kaya'ydı. Kendisiyle ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne ilişkin söyleşi gerçekleştirdik. Şimdilik bizden bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz.